9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 97 Cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 97, Sözel 1. Oğuzların üçoklar kolunun kınık boyuna mensupturlar. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Resmi dili Farsça, saray dili Türkçe, öğretim dili Arapçadır. Yöneticisi Türklerden, halkı çeşitli etnik gruplardan oluşmuştur. Özellikleri verilen Türk İslam Devleti, aşağıdakilerden hangisidir? A. Harzemşahlar. B. Büyük Selçuklu Devleti. C. Karahanlılar. D. Gazneliler. E. Tolunoğulları. Cevap B. İkinci Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya doğru ilerleyişinin hızlanmasında göçebe Oğuzların yurt ve otlak bulma ihtiyacının etkisi büyük olmuştur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez. A. Fetihlerle devlet sınırının genişlemesine. B. Anadolu'ya düzenli akınların başlamasına. C. Bizans ile askeri çatışmaların hızlanmasına. D. Malazgirt Savaşı'nın yapılmasına. E. Gazneli Devleti'nin yıkılmasına. Cevap E. 3. Sultan Alparslan döneminde Vezir Nizamülmülk'ün çalışmaları ile Bağdat'ta Nizamiye Medresesi açılmıştır. Bu medresenin açılmasında I. Devlet adamı yetiştirme. 2. Batınilerin zararlı çalışmalarının önüne geçme. 3. Ülkedeki eğitim-öğretim seviyesini yükseltme hedeflerinden. Hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 4. Büyük Selçuklu Devleti'nde faaliyet göstermiş olan divanlar ve bu divanların görevleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Divanı istifa, mali işler. B. Divanı arz, ilmi ve sosyal işler. C. Divanı işraf, mali ve idari işlerin kontrolü. D. Divanı inşa, iç ve dış yazışmalar. E. Divanı mezalim, ağır siyasi suçlar. Cevap B. 5. Büyük Selçuklu Devleti'nde saray teşkilatında çalışanların başında olan ve onları denetleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Hacibül Hüccab. B. Emirli Candar. C. Serheng. D. Emirli Çaşnigir. E. Şerabdar Vahas. Cevap A. 6. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'ndeki hukuk sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A. Büyük Selçuklularda hukuk şer'i ve örfü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. B. Şer'i hukukun temeli Kur'an-ı Kerim ve hadistir. C. Örfü hukukun temelini eski Türk gelenekleri oluşturur. D. Şer'i davalara emirli dat, örfü davalara ise kadılar bakmıştır. E. Yüksek mahkeme statüsüne sahip olan divanı mezalime sultan başkanlık etmiştir. Cevap D. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 97 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.